Benim üzerime üzerime yansın yağmurlar. Neden karab- Alişan Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Selam, nasılsın? Aleyküm selam, siz nasılsınız? Teşekkürler. HGS için bugün galiba buradayız. Aynen. HGS aldı. Birkaç işlem vardı, onları yaptım. Geçen Haziran ayında İzmir'e giderken geçirdiği trafik kazasında ailesiyle beraber ölümden dönen şarkıcı, 3 milyon 750 bin TL'ye aldığı 3 adet arabayı yeni teslim aldıklarını belirtti. HGS alınma göre yeni bir araç mı alındı yoksa? Zaten sipariş vermiştik, evet, ya. Sipariş o araçlardan yeni geldi. Yani ben evde yapsam daha çabuk yapardım ama 5 ay sonra geldi işte. Çok şükür. Mustafa Topaloğlu, geçen hafta Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı program çıkışı kalp krizi geçirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Alişan, Topaloğlu'nun yıllardır küs olduğu Bülent Ersoy'la barıştıklarını söyledi. Mustafa Bey hastanede taburcu oldu. Bağlandı bize. Bağlandı mı? Bize bağlandı. Bülent Hanım'la barıştırdık onları. Her şerde bir hayır vardı derler ya, bunda da böyle bir hayır çıktı. Bülent Hanım beni aramıştı. Ben dedi onunla çok fazla hani biliyorsun dedi. Böyle olaylarımız oldu ama bu sağlık dedi. İnşallah durumu iyidir dedi. Vallahi yüce gönüllülük yaptı. Mustafa abiyle bugün programda konuşturduk onları. Barıştılar yani. Barıştılar. O da çok sevindi aramasına. Helal olsun yani Bülent Ersoy'a. Çünkü böyle şeyler önemli. Sağlık önemli. Yani cenaze önemli. Düğün önemli. Alişan trafik kazası geçirdikten sonra 20 yıldır küs olduğu eski dostu Mahsun Kırmızıgül'le barışmıştı. Siz de Mahsun Bey'le barıştınız da fazla evet. Konuşulmadı. O da mesela öyle bir şey. Başıma böyle bir kötü bir şey geldi. Evime geldi. Geçmiş olsun da beni mahcup etti. Oturduk 20 sene sonra ilk kez oturduk. Sohbet ettik bayağı. Ben 20 sene sonra gördüm. Yani. Film galasında görmüştüm ama o zaman işte biliyorsunuz bir röportaj yapılmıştı. 20 sene sonra ilk kez aynı masada oturup sohbet ettik. Buradan şunu anlıyoruz ki gerçekten hani maskelerle dolaşıyoruz. Hayat boş, deprem oldu, yüzlerce kişi öldü, Allah rahmet eylesin. O yüzden ekmeğine, namusuna, kimsenin karışılmadıktan sonra barışılmayacak, görüşülmeyecek hiçbir şey yok yani. Ünlü şarkıcı, yeni albüm çalışması yapan Mahsun Kırmızıgül'e şans diledi. Mahsun Bey'le tekrar proje falan olur mu? Bir düet ya da birlikte... Zaten hiç yok albüm. Canım, hiç öyle bir şey olmaz zaten. O albüm çıkarıyor, onun albümünden bahsettik. İnşallah güzel olur onun için. Ama işte baksanıza yani hiçbir şey çıkaramıyoruz. Hiçbir şey olmuyor yani. Eskisi gibi. Sağlık olsun. Can Bey, siz Mahsun'a verip fotoğraf vereceğiz. Hayranlarınız bu yönde desteklediler. Yan yana gelemiyoruz çünkü Covid var. Sosyal mesafe var o yüzden. Ya olur diyorum ya yani kimsenin 2-3 şeyi var yani affedilmeyecek. Ki onlar bile belki bilmiyorum hani hayatta ne yaşanır bilinmez ama her şey boş. O yüzden onu ben kaza yapınca gördüm. Hiç tanımadığım beni arayan bir sürü insan oldu. Sanat camiasından da bahsediyorum. Bir dakika bile konuşup da böyle bir teşekkür mesaim olmayan insanlar beni mahcup etti. Ben de bundan sonra bu konularda daha hassas, daha şeyim yani. Şubat ayında adını Elis koyacakları ikinci çocuğunu kucağına alacak olan Alişan yaşadığı heyecanı paylaştı. Bu sene mi soralım abi, nasıl annelik, ikinci annelik duyguları nasıl? Vallahi şu anda kız bebek ilkinden daha az kilo aldı. Az kaldı. Yine Şubat ayında işte olacak çocuk. Hayırlısıyla bekliyoruz Elis'imizi, kızımızı. Kız çocuk heyecanı biraz daha başka tabii. Hepimiz heyecanla, bütün aile, bütün sevdiklerimiz hep birlikte heyecanla bekliyoruz. Burak'ı bunu alıştırdınız mı abi? Burak alıştı. Burak annesinin karnını seviyor, kardeşim diyor, ismini biliyor. Bekliyor, o da gelmesini bekliyor. Allah razı olsun. Kolay gelsin.